ya Ben bir bulayım onu dur hemen Onu da oynayacağım şu bitsin şu Japon korku oyun serisi Zaten bir oyun kaldı Bunu da büyük ihtimalle yarın falan oynarım diye düşünüyorum Ha murder house doğru Murder house. sen oynadın mı falcon murder Ben onu oynamadım listemdeydi o oyuna güzel Yorumlar var baya Şu the, 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 Murder house. Bir tane daha vardı bunun haricinde bu oyun ben inanılmaz olacağım. derecede psikolojik korku oyunuymuş. Ee, ve bu oyun serisi yani bu geliştirici inanılmaz derecede ben kafayı yemiş bir eleman yani öyle diyorlar buna. Stay Ha şu oyun aldım ben yeni çıkan şu. Aynen bu bu. Ben de buna bakıyordum. Bu bayağı beğenilmiş mesela bu da güzel. Evet yani inanılmaz derecede şey olmuş bu oyun hani bu, bu oyunun geliştiricileri falan diyorlar yani öyle söyleyeyim hocam oyuna. Olay da şu bir e, cannibal manyağın evindesin. Yemek olmadan kaçmaya çalışıyoruz. Zaten iki tane oyunu var. Ee, bu oyun kötüydü bildiğim kadarıyla. Bu garip bir oyundu. İki tanesini aldım. Ee, şu şeyler bitsin. Japon korku oyunları bitsin. Sonra bunlara başlayacağım. Şu ikisine. Bir tane Türk oyunu var. Again and again diye. Onu... Baksana yazayım. Baksana. Geçen gördüm. Neydi bir daha söyle. Yazdım chat'e. Again and again. Again and again. Bu ne lan? Silent Green ne zaman? Oğlum harbi oyun oyna mı diyorsunuz ya? Oo bu ne lan? Bu Türk bir de. Abi benim mikrofonla sesler geliyor. Kim mikrofonu açık? Ayberk yine uyuya mı kaldı? Yo buradayım. Bir şey mi oluyor kanka? Benim, be, benim, be, 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 be. Ha, Ben Ayberk'ten geliyor zannettim. Dinliyorum sizi ya. Arkadaşlar bak şimdi olayı anlatıyorum. Ee, bu 1 2 3 gün falan daha büyük ihtimalle e, oyunları falan oynarım böyle. Japon korku oyunları olsun, diğer korku oyunları falan olsun. Ondan sonra Last of Us 2'ye başlarım. Last of Us 2'yi bitirdikten sonra okay. e, ondan sonra Until Dawn oynarım. Büyük ihtimalle de şu range'i bilmiyorum belki bir bölüm daha oynarız Max. E, range'den sonra da Seven Dice to die miydi? Onu oynayacağız bir de. Aha. Dur. He, days. On... Onu oynayacağız işte. Bu yıl kaç hikayeli oyun oynayacaksın? Yani oynamadım hikayeli oyunları oynuyorum. Last of Us oynamadım. 1 ile 2'yi oynamamıştım. 1'i bitirdim. iki oynayacağım. Ee, Until Dawn hikayeli oyun galiba. Onu oynayacağım. Daha oynamadığım bir şey yok ki daha. Belki şey oynayabilirim ilerleyen zamanlarda. Geçen gördüm onda. Heavy Rain var ya. Onu ben unuttum. Park olan iyi olacak. Ne demek de Belki değil. Heavy Rain oynarım. Heavy Rain gibi bir tarz önereyim mi birkaç tane var öyle. Ne var? Ben oynamışımdır ama onları büyük ihtimalle. Fahre var mesela. O da biraz o hikayesi güzel. Heavy Neydi? Rain de ağır roman. Ee, Fahre Knight. Fahre Nasıl yazılıyor lan? Yok yok, A, F, A Evet F, A, R, H Evet Çıkması lazım, Fahren E E N N Niye çıkmıyor? T T Şöyle H, R den önce olabilir mi? Dur be H, R den önce Olabilir Yazsana lan <laughs> ya, ya. Yazdılar bir şey Fahren Fa, Fahren Aynen bu. Bu onların atası kanka. Heavy Rain'in şeyleri. Oo bende o, ben de varmış. Bende bu oyun niye var amına koyayım? Lan bu, bu niye tatibolu değil mi amına? amına koyayım. <laughs> Hikayesi güzel bir oyun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu Remastered hali galiba. Bu çok eski hali değil mi? Evet Ali 2015 eski. baksana. Güzel şey, mi bu oyundan? bu bu özü Heavy Rain'in oynadığımız bu bütün oyunların özü. Quantic ilk oyunu. Aa. Hikayesi çok güzel. Hani böyle şey polis e, psikopat tarzı. The Wolf Emon onu oynadım ben. Onu hatırlıyorum bir de. Bayağı önceden oynadım ama hatırlıyorum. Bak 2018'de oynamışım, bitirmişim. Hatırlıyorum ama yani. Ben bir ara şeydim ya bu Teltala değil mi? Teltala diye okunuyor. Ben bu oyun yapımcının şeyin her oyununu oynadım neredeyse. Walking Dead falan. Batman oynamadım. Benim mı? zaten en sevdiğim de... oyun Walking Dead zaten. Batman'i beğenmemiştim ya. Çok şey değil evet. Bak ben şunu bu oyunu 25 saat oynamışım burada. Ben bu oyunu bir de eskiden yani Crack'te oynadığım zaman bir de kaç kere? 2-3 kere falan bitirmiştim yani. Sezon 2'yi de aynı şekilde. Şu an açıp hala oynayasım var ama mesela. Ama yayında gitmez. Çünkü biliyorum her şeyi yani. Bence The Walking Dead oyunlarının en güzel sezon ikinci sezonu bence. Şu sezon iki. En kötüsü şu. Üç bu. Bu e baya kötü bence. En güzeli iki. Ee, final sezonda yani güzel gibiydi ya. Last of Us oynamayacağım ya. Abi muhabbetinizi balla onu Gerçekten sen bilirsin diye soruyorum. Buyur abi. Bir haftadır bak sadece sağ aşağıma var. Bunun sebebi nedir abi? Kanka bir şey yoktur ya. Öyle ciddi bir şey yoktur yani. Ama cidden bak solda yok sadece sağda var. Tamam ben... Otur çek. Ot bir pipini rahatlat istiyorsan. Ba mantıklı geldi bir şey. Başka yöntem yok mu? Yapmam. Yani yapmam lan bunu Başka yöntem yani. Yani taş boşaltman lazım. Bence de. <laughs> İstemiyorum abi. O zaman ağrıcak. <laughs> <laughs> Doktora illeteceğim kendim gidiyorum <laughs> biyoloji öğrenmeye. bir anda doktor şey dese böyle baba seni boşaltmamız lazım derse böyle bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada gıbevi Şu çekiş katlayalım. Kopar vardı Bu arada doktor senin öyle bir şey isteyebilir herhalde. Öyle bir test falan bir şey var. Kanka He. peki orada doktor mu yapıyor, ben mi yapacağım? Doktor Aynı yapıyor kanka. Şey ya aynen amına koyayım. Manyağa bak. Kanka sen odaya kapatıyorlar, bir tane hemşire geliyor. Yarım saat boyunca ha sperm şeyi. Olmaz, hemşire gerek yok. Allah Allah. <laughs> doktor mu yapıyor diyor buna He do <laughs> Püh bir anda. Abi seni boşaltması lazım dedin ya. Ben seni boşaltacağım. Dıcı bak öyle bir şey derse şey diyeceğim ben sana. Kardeş a, e, facecam arayacağım seni. Ben seni boşaltacağım <laughs> rahat ol. Tamam abi öyle bir şey derse ilk seni arayacağım. Tamam. Ananı götünde. Tamam. Oğlum orada ama doktor abi çıkarıp taşaklarını falan elecek dızcı. Yumruk falan var mı diye. diye. Ben var evet, da bir şey söyleyeceğim. Doktordan çekinen var mı? Ben çekinmem. Arka ben çekinmem. Düşükken... Bir kez elletiyordum ama kadın doktordu. Kadın doktora eminim erkek doktoru verdiler. Erkek doktoru ellettim. Ha erkek yani ben de yani kadın tabii ki de olduğu zaman ben de bir çekinirim ama yani hani acil bir şey değilse erkeği tercih ediyorsun zaten. He zevk için gidip kadın doktor seçen varsa da onun ayrı bir hastalık bence. Ben bir iroloji şeye bakayım ya var mı? Bir de erkek erkeği <laughs> daha iyi bence anlatırsın. O da erkek seçmek daha mantıklı geliyor bana yani. Ki öyle olması gerekiyor zaten. Şimdi o kadın her ne kadar doktor olsa bile şimdi belli başlı bir şeyleri hani o erkek vücudunda yani yaşadığı için az çok daha kendini anlatabilirsin yani. Abi peki bir şey olsa yani ne bileyim kadın doktor dokunu zaman sabıklık algılamayın. He. Reaksiyon olarak algılayın. Harbiden amına koyayım. Ben de onu ne oluyor mesela yani? Öyle bir reaksiyonda kadın doktor ne düşünür acaba? Kanka o durumda öyle şey olmaz ya bence. Reaksiyon yani reaksiyondur. ister istemez olur bence. Bence de ya olmaz diye düşünüyorum ben de. Giremezsin yani. yani olmaz psikoloji ha... psikolojik farkı biraz. Hastalık bir psikolojiyle yani. gidiyorsun ya. Yani sen hasta olup onu düşünebiliyorsan helal olsun yani Allah. Ama mesela işte hasta olduğunu bilmiyorsun ya. Saat ağrı var gidiyorsun. Bir baktın. Bir anda. <laughs> yani doktor uğraş vermeyeceği için bence <laughs> bir şey olmaz yani. Ama çok ellemiyorlar. Ben bir kez de erkeğe ellettiğimde... Bu arada Yaşağı. do bak şöyle bir olay var. Ee, ben de gitmiştim bir ara. Baktırtmıştım kendime. Sana bir şey söyleyeyim mi? Erkek ürolog. Yani genelleme yapmıyorum tabii ki de. Ben 2-3 yere kere falan gittim. Yani. Çok gitmedim. Son gittiğim zaman adam e benim daşamı öyle böyle acıtmadı. Var ya <laughs> kanka yok oldum amına koyayım. Çok sert amına koyayım ya. <laughs> Oğlum bir an koptu zannettim lan toplarım çıktı zannettim ama ne koyayım. <laughs> Havale falan geçiyor çok acıtıyor bu arada harbiden. Sorun falan var Ancak mı diye. Vardı. Ne bileyim anlamadım galiba ya da şeydi. Oradaki oynamayı seviyor galiba. <laughs> Sonra doktor dedim dedim ne yapıyorsun amına koyayım şunu bir ağzını. <laughs> doktor da bir anda yani yürü hocam sarıya ya. Yaşayan bilir yaşayanlar anlayacak. Doktor hasta ilişkisi zamanı öküm. Ne güzel taşlak muhabbeti. <laughs> hani anladın mı şey işte, taşlak muhabbeti yani amına İyi de. Güzel de ama. Eldiven takmadan ellettirebiliyor musun mu eskiden? Eldiven takmadan elliyorsa doktor yani bence doktor O, farklı Sarpık bir konuya giriyor. Bence bir otur bir düşün amına koyayım maktus seni. Ya eldiven takmadan ellenmez ya. Bir de eldiven yani takmazsa kendi zararına ki mesela Evet. E, Sercan Zurdan'a gittiğini düşünsene üroloksun mesela. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi kapıyon ama rakim büyük ihtimalle. <laughs> Abi ben mesela şunu merak ediyorum. Erkek bir ürologsun ama kadınlardan hoşlanıyorsun tamam mı? Eee? Şimdi... Büyük sikli bir adam mı gelse daha garip olur. Oğlum ki? siz ama ne ne düşünüyorsunuz ki mesela yani atıyorum yani erkek olduğu zaman kadına baktığı zaman siz gerçekten etkilendiğini falan mı düşünüyorsunuz yani o, olamaz Hayır, ben ki. Ben de. de erkekten bahsediyorum erkek erkeğe ha, bakıyor. Tamam. Ne? Söyle erkek ürolog ama kadınlardan hoşlanıyor. yani şey değil gay değil. Ace, ağız yoluyla bulaşır mı dedi biri. Ben bulaşmıyor ee... diye biliyorum. Büyük sikli hasta geliyor bir de küçük sikli hasta geliyor. Acaba hangisi daha çok şaşırır? Ya adam ne yarak Kanka, o adam? anladın mı? o yani? adam ömrü boyunca o kadar yararak görmüştür <laughs> gibi anladın mı? <laughs> bir Barış YouTube gidiyor bir de Ebonimon gidiyor mesela. Harbiden lan o. Aynı anda girdiğini düşünsene bir de. <laughs> Doktorlar yeriniyorlar harbiden. Bir gün aslında böyle yani o hani daha böyle bizim garipsediğimiz... Bölümleri falan böyle alıp doktorla konuşmak gerekiyor acaba. Harbi abi yok üroloji doktorunu yayına çıkartman. Murad'ın ne sorular gelir ha. Üroloji yayını da yapalım bir ara aynen. Her şeyi benim yayında yapalım. <laughs> 20 yıllık erkek <laughs> ürologla doktorlu yayını o zaman. Niye peki özellikle 20 yıl sayın aktı? Bir daha yükleyeyim. Amına koyayım. ne battım ya? Açamadık bir gibi bir anasını ya. Ha 20 yıllık deneyim mi diyorsun? Oğlum ben bazı doktorlar çok garip bu arada bak. Hani adamlar bölüm okuyor falan tamam hakkını yemeyeyim falan. Okey. Ben geçen doktora gittim diyorum ki doktor bey dedim hani benim buram ağrıyor dedim hani götüm için gitmişim ilk başta bir de kontrol için gittim. Dedim hani bunlar bunlar şöyle oluyor hani var mıdır böyle bir şey yok diyor. Ama ne koyayım nereden anladım ya kan testi lazım yap yapabilir miyim diyorum ee, gerek yok diyor. Bazıları da çok değişik anladım yani değişik bir tripleri de var bazılarının. Bu 30-20 ucube doktoru var ya onlar o, o mu acaba? Ne bileyim ama. ya. <laughs> L1, L3 diye falan giriyormuşsun değil mi? Dur <laughs> ben... Abi evet Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani bak harbiden Allah kimseye hastaneye düşürmesin. Gerçekten ee, yok baba yani hani. Nasıl derler? Kaç tane hasta var ya? Yani. Onların da tabii ki de nasıl derler? Herkes öyle ilgi alaka ee, yapamazlar ama. Ha kötü oluyorsun bence hastaneye gidince harbiden. Erkek doktora giderken kadını seçiyor da Kadın doktora giderken niye erkeği seçemiyor? Öyle bir şey mi var? Ben yani şu zamana kadar doktoru seçmedim açıkçası. Hani git aldım randevu. Verdi doktoru bu bu dedi. Okey dedim ya ben hiç şu zamana kadar seçmedim hiç. Var mı seçen aranızda doktor? Yok hayatımda bir kez doktor seçtim. O da işte üroloji kısmındaydı. Ben, yani ben mesela urolojide direkt erkeğe aktarıyor zaten genel olarak. Urologiye hiç gitmedim. Bence en kötü vardı yoğun bakım bölümü. Ben gittim. Ee, şimdi şöyle binicin açık olunca daha kötü oluyor. Böyle garip garip insanlar giriyor, ağır hastalar giriyor. Oranın ortamı da çok kötü. Bu arada hemşire de çok, hani o bir tane video çıkmıştı ya yaşlı teyzeye böyle neler neler yapıyorlardı. Yoğun bakım çok kötü bazı hani. Bazı hemşireler gerçekten pislik yani. Oğlum ben kaldığım zaman e, yoğun bakımda 7 gün mü 8 gün mü ne kaldım? Ananı sikeyim. Arkadaş şey çalıyor. Saçma sapan cümle hayatımı mahvede. Amına koyayım ben öldüm zaten orada. Anladın mı? Ben tribe gir ben gittim man yani Mental olarak gittim zaten ben orada. Ben de yoğun bakımda. Valla baba dediğim gibi valla kimseyi sağlıkla sınamasın yani çok kötü. Her şeyin en önemlisi sağlık baba. Para falan kendisi boş işler. Boş işler yani bunlar. Ya para şurada önemli oluyor bu arada. Ee, para falan önemli değil diyoruz tabi de. Ya, güzel bir bakım almak istiyorsan tabi iyi parayı vereceksin yani. O da ayrı tabi. O söyle. Ya bir atıyorum X hastanesinde bir e, bakımım bakımın vardır. Bir de Acıbadem hastanesinde sana özel. Ya mesela Acıbadem sigortalılara özel bir şey atıyorlar. Hemşire mi? Bir şey onun adı vardı galiba. Öyle bir olayı vardı. Ben yani sordum için çok pahalı ama yani. Aylık çok fazla para denk geliyor. Ananı kim ne battım lan? Allah Allah. Kod amına koyayım oğlum. Harcamam bugün artık yeter ya. Vermiyor bir şey ya. Göt kolum ne oldu? Göt kolum duruyor. Ben şu an bir canımı acıtmıyor diye gitmiyorum. Salaklık yapıyorum ama ona acil aldırmam lazım ya. Kanka antibiyotik falan sürünce. Dedim, gibi Kanka Eray hastaneye bak. Ben bir daha Bıcak ağrı... Düştük. ben bir daha ağrıda zaman antibiyotik falan kullanmam. Antibiyotik yok ediyor vücudu. Bağışıklığı çok ertiyor. O kendi kendine ben gelsin. şey yaptım be. Ben söylüyorum baba. Antibiyotik gerekmediği sürece kullanmam hayatta. Biz nasıl kurtulacağız ondan ya? Hıcı da... bu arada sende acaba böbrek taşı falan mı var lan? <laughs> o da yapar ha tesis Abi. ağrısı. Tuzlu çok yiyor mu sen? Bayılırım şu an çekirdeği. Cc Cc. İdrar böbrek taşı hepimizde var abi. O hepimizden onu değil. Ablam bir iki kez filan. Ee... Alakası var mı da. Tuz böbrek taşı yapıyor diye biliyorum ben. Bayılıyorum ben tuza. Ya testis ağrısı da yapabiliyor yani o da. Haberin olsun. Hiç işerken işerken yama var mı? Yok yam yok sadece bak bugün dışarı çıktım var ya. Otobüs falan beklerken ağrıdan kıvranıyordum ben. öyle Ben doktora gitsem mi acaba? Ya. ya git aman okuyayım. Bakıyorlar zaten. Bir şey yok diyorlar. Ondan sonra... Tamam dedim ya. Önce sen bir patlat sonra git. <laughs> Yapmayacağım ya. Allah Allah. Yani 5. ayıma gidiyorum ya. Baba valla battık ya bugün. Gibi açamadık. Ama buraya eray koduyla 3 dolar atın tamam mı chat? Ben her... Ay 20-25 bin olarak giveaway açayım tamam mı? Ee...